Seyyah Günlüğü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni keşiflerdeyiz. Şu an Kaymaklı'dayız. Kaymaklı yeraltı şehrini keşfedeceğiz. Burayı sizlere anlatacağız, tanıtacağız. Güzel bir video olacak. Lütfen videomuzu izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ne giriş yaptık. Buraya da yine müze kartla giriş yapabilirsiniz. Kapadokya'nın birçok yerinde müze kart geçerlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı yerlerde müze kart kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, Kaymaklı Yeraltı Şehri 4 katı açık. Bu 4 katı bizler gezeceğiz. Derinkuyu'da 8 kat gezmiştik. Burada 4 kat gezeceğiz ve burada bu katları size anlatacağız. Yine bu yeraltı şehirlerin yapılma amacı arkadaşlar, düşman istilalarından korunmak. Çünkü Anadolu düşmanların uğrak yeri, istilaların uğrak yeri olmuştur. Bu istilalardan korunmak için yerli halk bu şehirleri inşa etmişlerdir. Derinkuyu videomuzu izleyenler hatırlar. Yine kırmızı okları takip ederek alt kata doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, yine bir sürgülü kapıyla karşı karşıyayız. Büyüklüğünü görüyorsunuz, ağırlığını görüyorsunuz. Bu kapı kapandığı zaman yeraltı şehrinin dışarıyla bağlantısı kesiliyor ve düşman bu şekilde içeriye girememiş oluyor. Bu yeraltı şehirlerinde arkadaşlar, insanoğlunun yaşantısını, yaşaması için gerekli olan her şey düşünülmüştür. Şu an erzak depolarının olduğu yerdeyiz, giriş katında. Çünkü bunlar aşağı indirmesi, çıkartması zor olmasın diye tamamıyla giriş katına bunları yerleştiriyorlar. Burada bir insan nasıl yaşarsa her türlü şey var. Evet arkadaşlar, bu yeraltı şehirlerinde o zaman da sınıflaşma, tabakalaşma mevcutmuş. Şu an görmüş olduğunuz gibi oturma odası alanındayız. Ancak burası bildiğiniz oturma odalarından değil. Buradaki halk en üstten başlayarak fakirler, yöneticiler, zenginler olarak ayrılmıştır. Küçük küçük odalarda yaşamışlardı. Bu şekilde bir oturma odasını görebiliyorsunuz. Fakir sınıf burada yaşamış. Kaymaklı yeraltı şehrini keşfetmeye devam ediyoruz. Nevşehir'de, Kapadokya bölgesinde bunun gibi 36 tane yeraltı şehri mevcut. Dediğimiz gibi bu istilalardan korunmak için o zamanki halk bu şehirlerde yaşamışlardır. Hayatlarının, ömürlerin tamamını bu şehirlerde yaşamıyorlar. Yerin altında yaşamıyorlar. Düşman istilalarında, doğal afetlerde bu şehirlere giriyorlar arkadaşlar. Ancak buralar devasa yerler. O dönemin teknolojisini düşündüğümüz zaman buraları nasıl inşa ettiler, ne şekilde çalıştılar, hala bunlar soru işaretlerdir. Tam net bir cevabı maalesef bulunmamaktadır. Çünkü burada yerin altında havalandırma nasıl yapılıyor? Buradaki bu kayaları, bunlar kolayca üfelenebiliyor. Elime de geldi hatta. Normalde bunlar güzelce işlenebilir, buralar açılabilir. Ancak buradan çıkan toprağı o zamanın teknolojisiyle yukarıya nasıl taşımışlar? Bunlar birer soru işaretidir arkadaşlar. Yine burada da bir sürgü kapıyı görüyorsunuz.
tonlarca ağırlıkta bu kapı kapatıldığı zaman yeraltı şehrinin giriş çıkışı bitiyor arkadaşlar. Dışarıyla irtibatı kesiliyor ve halk, sivil halk burada korunmuş oluyor. 10 kilometre diğer tarafımızda ise Derinkuyu yeraltı şehri var. Buralarla Derinkuyu ile Kaymaklı bunlar birbirleriyle birleşik olduğu söylenmektedir. Ve buralar zaten daha açılmadı. Buranın 4 katını gezebiliyorsunuz. Kaymaklı yeraltı şehri 10 kattan oluşmaktadır. Ancak şu an 4 katını gezebiliyorsunuz. Çok büyük devasa alanlardır. Burası da zamanın neyi Elif Hanım? Gardırop. Eşyalarını buralara koyuyorlar, muhafaza ediyorlarmış. Onlar yiyeceklerini koyuyorlarmış, soğuk tutsun diye. Görmüş olduğunuz bu bölüm ise arkadaşlar mezarlık. Her şey mevcut demiştik. Mezarları da mevcut. Eğer yerin altındayken birisi vefat ettiğinde buralara gömüyorlarmış ya da burada muhafaza ediyorlarmış. Arkadaşlar bu yeraltı şehirlerinde her şey mevcut dedik ve bir kilisede görmüş olduk bu şekilde. İnsanlar yine yerin altında dahi olsalar ibadetlerinden vazgeçmemişler. İbadetlerini kiliselerde, burada kayadan oyma otantik yerlerde gerçekleştirmişler. Evet arkadaşlar, bu şekilde aileler arası, odalar arası İletişim sağlanıyor bu deliklerden. Elif Hanım nasılsın? İyiyim. Şekerin var mı? Bizde şeker bitmiş. Hemen gönderiyorum çocukla. Tamam. Ne fark ettim biliyor musun? Ne? Derinkuyu'ya göre burada erzak dokusu daha fazla. Buradakiler yemek yemeyi daha çok seviyorlar. Evet arkadaşlar, bu yeraltı şehrinin keşfedilmemiş alanların olduğunu söylemiştik. Hala bu tarz açılmamış gizli alanlar mevcut. Evet arkadaşlar, bu şekilde dar tünellerden ilerliyorsunuz. Geçin hadi bakalım. Sen de bu yeraltı şehrinin kraliçesimsin. Dinlenme alanındayım. Arkadaşlar bu yeraltı şehirlerinin oksijen ihtiyacını, havalandırmasını bu şekilde metrelerce yükseklikte, derinlikte olan bacaları sayesinde gerçekleştirmişler. Ve bu şekilde burada onlarca, binlerce insan yaşamasına rağmen biz hala şu an burada bir sürü misafir geziyor ama bir hava alım vermede bir sıkıntı yaşamıyoruz. Arkadaşlar burası bir dünya, her şey mevcut. Görmüş olduğunuz gibi şaraphane var. Kapadokya'da üzümcülük çok meşhur. Önceki videolarımızı izlemişseniz orada güvercinlik vadisini de bahsetmiştik. Yorulduk, kusura bakmayın biraz. İnsanlar içkilerinden vazgeçmiyorlar. Bu meşhur Kapadokya üzümleriyle burada şaraplarını, burada üzümlerini eziyorlar ve şarap haline getiriyorlar.
Evet arkadaşlar, burası 4 katlı dedik. Her yeraltı şehrinde olmuş olduğu gibi bu katlar arasındaki ulaşım bu şekilde dar tünellerden sağlanıyor. Artık kaymaklı yeraltı şehrinde kimler yaşamışsa çok keyfine düşkünlermiş. Ya şaraphane ya da yiyecekleri koyacak saklama alanları mevcut. Ve biz şu an en dibine kadar girdik, yerin dibine kadar girdik. Şimdi tekrardan sevmediğimiz bir olay, ancak tırmanmaya, çıkmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, genel olarak Kapadokya'daki yeraltı şehirlerini ziyaret ederseniz kırmızı okları takip ettiğinizde yerin dibine, mavi okları takip ettiğinizde ise yeryüzüne çıkmış olursunuz. Kıymetli dostlar, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni bu şekilde gezmiş olduk, keşfetmiş olduk. Umarım güzel bilgiler, güzel kareler yakalayabilmişizdir. Sizlere güzelce tanıtabilmişizdir. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler diliyoruz.